Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Need for Speed Ölmez videosu ile karşınızdayım. Ben Ata, bu Need for Speed Ölmez videosu sizlerle birlikte Chevrolet Camaro SS Proving Grounds etkinliğinin 3. ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed Ölmez videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaca benim Rabbim yakamıza abone iseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Öncekini oynadığımız videosu etkinin ilk 2 gününü tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmı başına bırakacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen seri bir şekilde 3. güne başlayalım. Hadi bakalım. Evet, hiç fena değil ama hala gitmen gereken uzun bir yol var vesaire falan diye. Şimdi rampalarla şey yapacağız diye. İyi şanslar diyor Ivy bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. O zaman zamana karşı Nitro Rush yaşıyla başlıyoruz. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek ve PR duvarına bakalım aşabilecek miyiz? Çünkü ben ufak tefek ekstra parçalar almıştım. Motordur, turbodur falan. Özellikle yeşil turbo aldıydım. Belki etkisi olur da PR duvarını aşarız. Aşabilirsem eğer ya da aşabilecek durumda olursam reklam izleyip ekstradan bir bilet daha alıp direkt olarak 3. günü tek kayıt içerisinde bitirir. Sonra da tekrar arama yarışları yaparak ekstra parça para toplar. Sonra 4. güne geçeriz. Baktık olmadı. Tekrar önemli yarışlara gömülürüm. Bayağı ciddi gömülürüm. Oradan da zaten 3. günde bitiririz. Problem yok. Evet, ilk yarışı rahat bir şekilde kazandık. Zaten kolay bir yarışta başlıyoruz. Burada 2,5K para geldi. Şu an tam 15K paramız mevcut. Hemen seri bir şekilde bir upgrade gerçekleştirmek istiyorum. Yani öyle çok da upgrade yapacak bir şey yok ama olduğu kadar yapalım da aradan çıksın hani. 448. Evet, 448 PR'ımız var şu anda. Oyun bizden 460 istiyormuş bu arada. Tamam, PR bana aşamayacağız gibi duruyor yani tekte. Okey, sıkıntı yok. O zaman Airborne yarışıyla devam ediyoruz. Kasabildiğimiz kadar fazla drafting falan yapıp oradan para çıkarmamız gerekiyor ki rahat edebilelim. Allah'tan var ya, böyle para kasabileceğimiz yarışlar falan oluyor da bir tık yırtıyoruz. O yüzden de rahat edebiliyoruz. Aman hocam aman. Hiç öyle sıkıntı falan çekmeyelim mi? Şöyle rakibin arkasında kalmaya devam edelim. Bir yandan da nitroya bastım. Biraz daha hızlanırsam iyi olacak. Ama şu anlık arkada kalmam bir tık daha mantıklı. Derken yarışın sonlarına geliyoruz şu anda. Rampadan atladık. Buradan da atladık. Ekstra paralarımızı da cebe indirip bu yarışta yine rahat bir şekilde kazandık. Fena da bir drafting parası kasmadık. 3K para geldi. Gayet güzel. Şu an 18K paramız mevcut. Böyle para biriktirdiğim sürece zaten rahat ederiz. Şimdi motor parçası gelecek. Ardından zamana karşı yarışta ikinci tekrardan oynadığı yarışı açıp öyle devam ediyor olacağız. Umarım uzun yarışlardır da. Tabi tekrar bir yarışlardan bahsediyorum. Tek seferlik oynanan yarışlar uzun olmasa da açıkçası olur. Yani fark ederse kahrolalım yani. Güzel. Makas da attık orada. Şöyle güzelinden drift atarak bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Kaydır abi üzerinden. Tamam, rakiplere geçelim, hiç riske atmayalım. Biraz da genişten alıyorum ki drafting yapmaya devam edebileyim. Güzel. Güzel, orada arabaya da çarptı zaten. Yine rahat bir şekilde yarışı kazandık. Daha az para kastık ama yine 2,5K para fena değil. Şu an tam 20,5K paramız var. Yani yavaştan iyi bir duruma geliyoruz yani. Yani bir Volt Event'e göre bence hiç fena değil. Siz de bu arada yorumlar kısmına da yazabilirsiniz etkinlikte nasıl bir durumda olduğunuzu, neler yaptığınızı ve 7. günde hangi kitlerin geldiğini de yazarsanız açıkçası hiç fena olmaz. Şimdiden bilinçleneyim de ona göre hareket edeyim ben. Şimdi Volt Event bir yarış için de kalkıp da bir araştırma yapmak falan açıkçası bana pek cazip gelmiyor. Üşeniyorum, yalan söyleyeyim. O yüzden bilenler varsa ya da hali hazır etkinlikte ilerlemiş son günlere gelmiş olanlar varsa birinci güne falan yani yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da benim yerime de isterseniz bakıp yazabilirsiniz. Hem bana da bir yardımcı olmuş olursunuz hem de siz de öğrenirsiniz hani hangi kitler geliyor. Siz de ona göre pozisyon alır, ona göre oynarsınız. Derken bu arada bu yarışı rahat bir şekilde kazandık. İkinci tekrar bir yarışı açtık.
1,5K'da buradan para geldi. Şu an 22K paramız var. Kaldı 2 bilet. Böyle kaybetmemeye devam ettiğimiz sürece rahatız bu arada. Sıkıntı yok yani. Bir de oyun yüklenirse, açılırsa yaşlar çok güzel olacak. Teşekkürler oyun. Ağrından birazcık da karışık yarışlar gelecek gibi duruyor. 2,8 saniye uçacağız. 1 kilometre civarında drift yapacağız. Yani fena olmayan derecede bir uzunlukta bir yarış olacağını en azından ben düşünüyorum şu anda. Yani iki kural olduğuna göre vardır bir şeyi. Şöyle bir uçtuk. Görevleri direkt olarak başta halletmek burada daha mantıklı olacaktır. Ki rakiplerin de arkasından gidebilirim. Ayak uydurabilirim hani onlara. Uçma görevini yaptık zaten. Şimdi drift yapacağız hemen. Hemen drift yapacağız. Tamam, güzel. Bir yandan drafting yapıyoruz. Nitro'ya tekrardan basalım ama. Güzel. Şöyle biraz daha dikkatli. Tamam, bu yarışta ucu ucuna da olsa kazanmayı başardık. Kuralları da yaptık zaten. Kuralları yapmakta en ufak bir zorluk yok. Ama işte bir yandan drafting, bir yandan kurallarla uğraşınca bir tık zorlayabilir. Ama onun dışında zor bir yarış değil. 25K para yükseldik şu anda. Para olarak iyiyiz şu an bu arada gayet aslında. Buradan da yeşil turbo parçası alacağız. Ve ardından da biletlerimizi bitirmiş olacağız. Sonra upgrade'e kayacağız zaten. Her zaman olduğu gibi. Umarım biraz uzun bir yarıştı burası. Ya ikinci yarış gibi olursa fena olmaz. Ama bir tık daha uzun olursa daha tatlı olur tabii. Ki öyle de duruyor yani. Daha geniş bir alan olduğu için biraz daha rahat drafting yapma olasılığımız mevcut. Tamam, rakip nitroya bastı. Güzel. Şöyle bir kaydıra kaydıra gidelim de. Geride kalmayacak şekilde. Geride kalmayacak şekilde. Güzel. Gayet güzel. İyiyiz. Hoşuz. Fena değiliz. Bir de şöyle kaydıralım. Üstüne bir de nitroya basacağım şimdi zaten. Ve bu yaşta yine başarılı bir şekilde kazandık. Güzel. Biletlerimizi yarış kaybetmeden bitirmeyi başardık. 3K'da buradan para geldi. İyi para geliyor bu arada yarışlardan. Hiç fena para gelmiyor. Biz bu tekrar yarışlardan bayağı yürürüz. Onu söyleyeyim şimdiden. Şimdi bayağı bir özellikle ivme konusunda yükseltme yapmamız gerekecek. Turbo yeşille işimiz olmadığı için orada yapacak bir şey yok. 450 PR'ımız var. 451. Ağrından 452 olacaktır diye düşünüyorum bastığımız yıldızla beraber. Evet, 452. Şöyle bir de Eku'yu da basalım. Evet, sevgili arkadaşlar, şu anlık 452 PR'ımız var. Daha yolumuz var ama tekrar önümüzü yaşarım. Biz zaten gereken parçaları falan toplayacağımızdan sonra olacağını düşünmüyorum. Videoyu sonlandırıyorum. O yüzden şu anda kaldığımız yere tam gaz. Yani 4. gün açılması yakın bir zaman kala ya da gece saatlerinde devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda saat neredeyse sabahın 8'i. Şimdi çok seri bir şekilde upgrade'lerimizi gerçekleştireceğiz. Ardından da son yarışta kazanıp 3. günü sizlerle beraber bitirmiş olacağız. 4. gün açıldığında da tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyor olacağız her zaman olduğu gibi. Şu an 458 PR'ımız var bu arada. Tekerlekle de işimiz bitmek üzere. Şu an 459 PR'ımız var. Yani her şekilde an itibariyle PR duvarını aşmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de üstüne Eko'ya yıldız atlatacağız. 461 PR'ımız oldu. Belki bir ya da olmadı iki PR daha artabilir. Opsiyonel. Ve bakıyoruz ki bir PR arttı. Çünkü parça kalmadı. Ama bu gelecek motor parçası ile beraber PR duvarını biraz daha üstüne koymuş olacağız. Para olarak da iyi durumdayız. Üstüne biraz para kastım. Biraz önce turbo parçası aldım bir tane beyaz. Mağazana denk geldi şansıma. Neyse ki denk geldi. Yoksa belki de PR duvarını aşamayabilirdik bir ihtimal. Şöyle uçma görevini de hemen seri bir şekilde yapmaya çalışalım. Kasıt olarak bile sadece bir tane bilet ayırdım. Çünkü tekrar önemli yarışları yapıyordum. Umarım problem yaşamayız bu arada. Eyvah. Pek iyi olmadı. Ama neyse ki yarışın başından yaptık. Hani illa ki rampa olacaktır yine. Aynen öyle. Neyse ki kolay bir yarışta sıkıntı
yaşamadan, rampa kaçırmamıza rağmen rahat bir şekilde yarışı kazanıyor olacağız. Zaten ileride bir tane daha rampa var. Bir burada var. Burada da varmış. Bir de burada da var rampa zaten. Yani çok rahat bir şekilde yarışı kazanıyoruz. Ve üçüncü günde antipayla sizlerle beraber bitirmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten 3. gün antipayla tamamlandı sevgili dostlar. Ve istersek aracımızı artık geliştirebiliyoruz. Yani geliştireceğiz zaten de. Neyse her neyse oralara da çok şey yapmayalım. Hemen şuradan bir upgrade'imizi yapalım. Kaç bir yer oldu? 463 bir yer oldu. Güzel abi, gayet tatlı diyerekten sevgili arkadaşlar videoyu şu anda sonlandırıyorum. Kanalımıza yaran tam gaz 4. gün açıldığında devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz videomuza devam ediyoruz. Ben yine biraz fazla uyuyakaldığım için anca video çekebiliyorum şu anda. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, gayet kolay bir şekilde hallediyorsun falan diyor. Hadi şimdi biraz da karışık yarışlar vakti diyor. Evimiz o zaman, hadi bakalım upgrade'imizi yapalım ve ardından hemen seri bir şekilde yarışlarımıza başlayalım. Direkt 486 piyara yükseldi zaten aracımız. Oyun bizden 501 istiyor. Hadi bakalım madem daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Bir yandan da kedi kucağımda mırlama sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama bu aralar gerçekten böyle bir 3 gündür falan kedi maşallah eve gelir gelmez odama geliyor. Odanın kapısı kapalıysa miyavlayıp yakarıp duruyor. Kapıyı araç açmaz da yatağa geliyor ve uyuyor yani. 7/24 uyuyor gerçekten. Yani yemek bile yediğini neredeyse görmüyorum yani bu aralar gerçekten. Benim kedim manyak ya, gerçekten manyak. Hani ben yukarı çıkarsam falan böyle arada geliyor. Bir de böyle mama isteği falan tutarsa işte o zaman geliyor da biraz fazla benim odamda takılıyor bu aralar. Bu da böyle bilgi işte, ne yapayım, şu anda dibinde uyuduğu için eminim ki sesi geliyordur. Hatta siz duyun diye de telefonla yaklaştırdım. Zaten dibimde, karnımda yatıyor şu anda. Böyle o kadar huzur veriyor ki gerçekten. Ben bayağı rahat bir şekilde video çekiyorum yani. Normalde üstümde tepinir. Ama neyse ki bu sefer yatması gereken yerde yattığı için rahatız. Yoksa ben normalde kalk kız video çekeceğim yapacaktım da. Neyse ki öyle bir durum yok. Neyse burada 1112 metre drift yapmamız lazımmış. Ama birazcık tırsmıyorum desem yalan söylemiş olmam diyecektim ki. Hadi ya abi, hadi ama ya. Yok geçemiyorum, şaka gibi gerçekten geçemiyorum ya. Hayır ya. Neyse sevgili arkadaşlar, yarış kazanayım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya ne güzel, tam yarışı kazanıyordum. Yok abi, hız falan yetmedi ya. Ucu ucuna kaybettik az önce. Neyse şimdi kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Umarım daha fazla yarışı kaybetmem. Hani zaten oyunu da bayağı bir boşladım hani geç uyanmam yüzünden. Yani hiç iyi olmadı bu şu anda. Neyse devam ki umarım daha fazla yarışı kaybetmeyiz diyerekten devam ediyoruz. Birazcık aratma yapacağım ben zaten ya. Hani daha hızlı 4. günü bitireyim ki biraz daha tekrar önemli yarışlara kendimi verebileyim de kaybettiğim zaman telafi edebileyim diye. Şöyle biraz daha güzelce bir yakından drift yapalım. Tekrardan bir türe basalım. Şu anki azami hızımız bu arada 280, 281 falan. Yani azami hız biraz düşük kaldı. Ya normal, böyle bir araba için normal de. Hani rakiplere kıyasla birazcık zorlanabiliyoruz şu anda. O yüzden bizim acilinden upgrade ihtiyacımız var. Bol bol upgrade ihtiyacımız var hem de. Zaten motor kitiymiş, turbo kitiymiş. Bunlar zaten bizim için şu anda onlar yeniyor mu durumunda olduğumuz için çok da şey yapamıyorum hani. Denk de gelmedi hiç kit. O yüzden yapacak bir şey yok şu anlık. Dümdüz yarışları oynamaya, kazanmaya devam abi. Kızım gelmesen de direkt üstüme ya. Al işte başladı videomu sabote etmeye. Bak oraya başlangıcı yaptım ya. Neyse. 4.9 saniye uçmamız gerekiyormuş. Bir de 521 metre drift. Tam bu bildiğimiz yarış şeylerinden biri olduğu için parkurlarından.
Ben Endüstri'ye basacağım. Geride kalmak istemiyorum çünkü. Güzel. Birazcık geride kalabilirim. Drafting için. Tamam, güzel. İstediğim kıvama geldi şu an. Ama Nitro'ya basmam gerekecek. Çünkü rakip de basacak ya. Şuradan atlayabilir miyim? Tamam, görev yaptım. Güzel güzel. Daha fazla riske atmayacağım. Bir yarış kaybettim zaten, daha fazla yarış kaybedemem. Güzel. Bu yarışta kazandık. Gayet güzel. 6,4 saniye uçmuşuz bu arada. 2 rampa fazlalığımız var gibi de, bir rampa aslında. 4,9 tam böyle, yani 2 rampa kalı olmuştu çünkü. Evet, 5. yarıştan devam. Bu yarışta kazandığımızda biletlerimizi bitirmiş olacağız. Bir tane lose almış olacağız ama canımız sağ olsun. Yani yeter ki çok yarış kaybetmeyelim. Güzel, mükemmel başlangıç. İşte birazcık uzun yarışlar olsa çok güzel olacak da. Ama oyun pek de uzun yarış fırlatmak için hevesli değil sanırım. Şöyle drift yapalım abi yine. Güzel. Şu an draftingimizi fena yapmadık. Biraz yaptık en azından. Tamam. Bir daha nitroya basacak kesin. O bassa bile kurtarmayacak bu arada şu anda. Ama beni neredeyse pistin dışına atacaktı yani. Yarışı kaybettirecekti bana. Neyse ki bu yarışta kazandık ve bütün biletlerimizi bir lose olarak bitirmiş olduk. 3K'da buradan para geldi. Yani çok uzun yarışlar yok evet, ama fena para vermeyen yarışlar olduğu için çok da problem olmuyor. Saat bu arada 5 oldu sanırım. Aynen, saat tam 17.00 şu anda. Hemen upgrade'lerimizi yapalım. Bir tane beyaz motora ihtiyacım var. Tamam, transmisyonu yıldız atlattık. Yani artık IMI falan da biraz arttıralım. Araba basmıyor çünkü yani. Araba basmıyor, öyle bir problemimiz var. Eko'da birer tane yeşil beyaz gerekiyor. Oyunumuza hangi kiti verecek bu arada? Oyunumuza motor veriyormuş bu arada. Bol bol motor toplayacağız yani. Yani inşallah bol bol toplayacağız. Nitro'yu alayım bari. Birazcık aratmam gerekiyor dediğim gibi. Turbo alayım, yeşil lazım olacak 5. günde. Aha da motor kiti geldi. Aldım valla. Vallahi erkenden motor kiti geldi. Yani şu anlık ihtiyacım yok aslında, çünkü oyun verecek yani. Ama 7. günde kullanırız da, neden olmasın. Tamam, artık yükseltmeler yapalım biz. Upgrade'lerimizi yapalım hemen. Güzel, en azından motor kiti aldık hani. Hiç kit gelmedi demiştim. Geldiği gibi de bastık işte. IMEI de bu arada ciddi anlamda geliştirdik. 493 bir yarımız oldu. Nitro'ya da yıldız atlatacağız. Hemen yıldızladık. Yani bir PR daha artabilir. Hatta belki 2 bile olabilir. Çünkü 495. Yeşil basarsak. Ah be, ucunda kaldı. Neyse, 6 PR'a daha ihtiyacımız var şu anda. Hani daha yolumuz biraz var. Para biriktirmek zorundayım. Videoyu sonlandırıyorum şu anda. Kaldığımız yerden tam gaz. 5. gün açılması yakın bir zaman kala. Muhtemelen devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda tam 5. gün açılmasına 5,5 saat var. Saat sabahın 7.30 şu anda. Uykuya dalmadan önce hemen seri bir şekilde upgrade'lerimi gerçekleştirip yarışlarımıza devam edeceğiz. PR duvarını kesin açıyoruz. Bu arada yeşil motor parçası bulduğum için hatta. Yani bu şansımızı bayağı bir arttırdı. Fakat onun dışında ben zaten biraz parça kastım. Parayı birazcık harcadım çünkü yani aratma yapmam gerekiyordu riske atmamak için. İşte yeşil turbo parçası falan da buldum bu arada. Yani 5. günde işimize yarayacak. PR duvarını çok şükür açtık. Yani muhtemelen bu arada ben bu yeşil motoru bulmasaydım şu anda burada takılıyor olabilirdik. Ya da takılmasak bile muhtemelen bir aratma yapmam gerekebilir, ya da ucu ucuna açacaktım. Yani bu iki olasılıktan biri aslında yani. Ama yeşil motor parçası bizi bu iki olasılıktan da kurtarması sebebiyle rahatça bir devam edebiliyoruz. Uzun zamandan sonra gerçekten ucu ucuna açtığım bir PR duvarı oldu bu, zaman açısından hani. Oyunu biraz fazla boşladım vesaire. Çünkü uyku düzenim gerçekten beni mahvediyor. Yani gerçekten mahvediyor. Çabalamak istiyorum ama bir yandan da içimden gelmiyor o kadar. Ne yalan söyleyeyim.
Bir yandan direnmeye çalışıyorum. Fakat ondan sonra kendimi bıraktığımı, saldığımı fark ediyorum ve bunu bir süre değiştiremiyorum. Hani kusura bakmayın o yüzden diyerekten kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. yarıştan motor kiti alacağız ki biz zaten motor kiti bulmuştuk. Bulmamız sayesinde de 7. günde motor kitini kullanarak ekstra PR kasabilecek ve etkinliği daha rahat bir şekilde bitirebileceğiz. Gereken parçaları bulabilirsek hatta ekstradan yıldızlayabileceğiz. Bu da tabii ki de ekstra dönüşüme parası kasmak açısından çok değerli. Orada ben şöyle yaparsam çok çok iyi olur. Bir yandan drift de yapmamız lazım tabii. Nitronuz bitsin. Tamam, güzel. Yani drafting yapmamız lazım arkadaşlar yani. Para ihtiyacımız var. Ama tabii önce biraz öne doğru atılım yaparsam hiç fena olmaz. Kasıtlı olarak çarptım bu arada. Umarım fark açılmaz tabii çok. Tamam, güzel. Şu an gayet iyi bir hizada gidiyoruz. Nitro'ya bir köklesem zaten ben direkt olarak yarışı kazanacağım şu an. Son anda değdim. Son anda değdim. Biletim gidiyordu az kalsın. Ucundan değdim böyle. Hani lastiğin ucu değdi. Lastiğin ucu. Şanslıydım. Ve uykum da olmadığı için bu arada ne yalan söyleyeyim. Şu anda hani oyunu rahat bir şekilde de oynayabiliyorum. Dördüncü güne başladığımız zaman da yani şu anki anıma kıyasla yani o zamanki mental artı modum artı enerjimle şu anki arasında fark olduğu için ve de pozitif anlamda olduğu için şu anda tabi şu anda o yarışı kazandım. Normalde ben o yarışı kaybederdim. Gündüz olsaydı falan mesela. Dördüncü güne ilk başladığım zamanki gibi olsaydım, o modda olsaydım, o halde olsaydım net kaybetmiştim. Ama kazandık. Neyse ki kazandık bu arada. Yoksa yani yine zaman kaybedecektim. Biraz daha hani uyumamam gerekecekti falan. Yani bayağı sıkıntı olacaktı yani gerçekten. Zaten o bir tane yarışı kaybetmem de bana problem yarattı biraz. Yani şu an o problemin etkisi yok ama. Problem yarattı mı? Yarattı. Yarışı kaybettim. Çok güzel. Ama yani böyle bir andakilik olamaz bu arada. Andakiliği gördünüz. Andakiliği gördünüz. Oyun bana oyun oynuyor şu anda. Neyse ben hemen yarışı kazanayım. Sonrasında bir bilet daha alayım. Alacağımız ucu zaten belli. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. O ihtiyacımız olan bir tane bilet geldi. Şimdi son yarışı sizlerle beraber tamamlayacağız ve ardından dördüncü günde bitirmiş olacağız. Hadi bakalım, let's go madem, daha fazla vakit kaybetmeden. Bilmiyorum video toplam ne kadar sürdü ama umarım aşırı derecede uzun sürmemiştir diyerekten hemen hızlı bir şekilde yarışı bitirelim de videoyu da bitirelim artık. 5. gün açıldığında da inşallah gereksiz fazla uyuyakalıp da oyunu boşlamazsam da direkt 5. gün açılmaz da 5 ve 6. günün videolarını çekmeye başlayacağım. Etkinliğin haberiniz olsun. O yüzden bana bol bol dua edin ki bir aksilik çıkmasın. Daha atmam gereken mod videosu falan da var zaten. O yüzden dediğim gibi bol bol dua etmeyi unutmayın bana diyerekten. Evet, bu yarışta kazandık ve etkinliğin 4. gününü an itibariyle bitirdik. Oyunun sesini açmayı unutmuşum bu arada. Evet, chapter complete. 4. gün bitti. 15 çizim sonra arabamızı 4. yıldıza basacağız. Zaten bunu biliyoruz. Şimdi hemen son upgrade'imizi yapalım. Eko'yu bitirmiştik zaten. 504 PH, belki 505 de olur. Yeşil Eko da varsa belki 506 da olabilir. Ama sanmıyorum, 505'te en kötü kalır. Derken 506 oldu. Gayet güzel diyerekten PR duvarının üzerine şu anda 5 PR koyduk. Avantajlı olacağız en azından. Para olarak da kötü durumda değiliz. 35,5K para fena değil. Evet sevgili arkadaşlar, bu video benden bu kadar. Umarım hem keyif almışsınız hem de sizlere bir şeyler katabilmişimdir diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı benim Rabbim kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından da başka üyelerimizden ve çektiğimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.